Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biz hep Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz Müslüman olarak. Evet. Kur'an-ı Kerim'in geleceğin hak kelamullah olduğuna iman ediyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'den okuyarak bir yönüyle iman ediyoruz çoğumuz. Evet. Fakat hani diğer üç büyük kitap da semavi sonuçta. Evet. Rabbimizin Celle Celaluhu vahiy ile gönderdiği kitaplar. Peygamber elleriyle gönderdiği kitaplar. Benim en çok ilgimi çeken İncil'deki o ayetlerden inşallah burada çok istifade edeceğimizi ben inanıyorum. Hazırlık yapmışsın, Allah razı olsun. Evet. İnşallah oradan biraz istifade edelim istiyorum. İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine dair, İslam'a dair. Ne dersin abi? Çok güzel olur. Bu meselede asıl mihenk kaynağımız bizim hiç şüphesiz Risale-i Nur. Risale-i Nur'un mektubat mecmuasındaki 19. mektup. Çok güzel. Evet. Ondan birazcık okuduktan sonra o ayetlerin de rakamları, numaralarını vererek değerli dinleyenler isterse kaydedebilir onları da. Ellerindeki Kitab-ı Mukaddes'ten, İncil'den, Tevrat'tan, Zebur'dan karşılaştırabilirler. Çok güzel. Evet. Yani biz İncil'den ayet numaraları vereceğiz değil mi? Zebur'dan ayet tabii numaraları. Tabii ki. Tabii ayetlerin numaralarını vererek. Tevrat'tan ayet numaralarına kadar vereceğiz değil mi? Evet. Elhamdülillah. Hepsini. Evet, hepsini. Evet. Yani öyle hayali konuşmayacağız. Evet. Hayali konuşmayacağız. Evet. Ama dediğimiz gibi mihenk kaynağımız bizim. Allah razı olsun. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin yazmış olduğu mektubatın 19. mektubu. Ondan bir kısa giriş yapalım. İnşallah. Evet. Buyurun. Buyurun inşallah dinleyelim. Evet. Bugün kardeşler başka bir ses dinlesinler elhamdülillah. Estağfurullah. Hep bu fakirin sesi olmaz. Estağfurullah. Sizin sesiniz gayet güzel geliyor. Allah razı olsun. Evet, 16. işaret, 19. mektup, 16. işaret mektubat mecmuasından. Kur'an'ın kesin ifadesiyle Tevrat, İncil, Zebur ve peygamberin suhufları, diğer peygamberlere gelen sahife nevinden olan şeylere suhuf deniyor. Peygamberin suhufları, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zaman peygamberi olduğuna dair haber vermişlerdir. Ve madem o kitaplar semavidirler, ve madem o kitap sahipleri peygamberdirler, Allah Allah, elbette ve herhalde onların dinlerini nesheden, yani hükümsüz kılan, ve kainatın şeklini değiştiren ve yeryüzünün yarısını getirdiği bir nur ile ışıklandıran bir zattan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsetmeleri zaruri ve kat'idir. Evet, çok güzel. Bununla alakalı şurada diyor ya hani, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 19. sözün girişinde nurani bir ağaç benzetmesi yapıyoruz. Ondan önce gelen bütün peygamberler o nurani ağacın kökleri. Hayattar kökleri oluyor böyle yani. Onu besliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı besliyor. O kökler o gövdeden ve ağaçtan haber vermeyecekler mi? Muhakkak. Meyvelerinden haber vermeyecekler Çünkü mi? Çünkü öyle bir şey ki Mehmet abi, küçük hadiseleri haber veren o kitaplar, evet, insanlığın en büyük hadisesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haber vermemeleri mümkün olabilir mi? Haşa ve kella. İşte madem bilbedaha haber verecekler, herhalde ya tekzip edecekler, yalanlayacaklar, ta ki dinlerini tahripten ve kitaplarını nesten kurtarsınlar. Ama yalanlamak için ellerinde çürütecek deliller bulunması, evet, lazım. Veya tasdik edecekler. Evet. Ta ki o hakikatli zat ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile dinlerini batıl rivayetlerden, batıl inanışlardan, hurafelerden ve tahrifattan kurtulsun. Çok güzel abi. Elhamdülillah. Halbuki dost ve düşmanın ittifakıyla tekzip emaresi hiçbir kitapta yoktur. Yani hiçbir kitap yalanlayamamış. Evet. Öyle ise tasdik vardır. Madem şu tasdiki gerektiren kesin bir gaye ve esaslı bir sebep vardır, biz dahi o tasdika delil olan çok kuvvetli, kesin yüzlerce delilleri kapsayan üç hüccetle ispat edeceğiz. Elhamdülillah. Evet. Birinci hüccet. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Kur'an lisanıyla onlara der. Kitaplarınızda benim tasdikim ve efsafım, vasıflarım vardır. Evet.
benim beyan ettiğim şeylerde beni tasdik ediyor. Evet, Ali İmran suresinde 93 ve 61. ayetler bunları ifade ediyor. Elhamdülillah. Onlar şimdi, şöyle, onları da. Şimdi o, evet, o kitaplarda, yani İncil, Tevrat ve Zebur'lardaki, hı, Zebur'daki o ayetleri Rabbimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, hı hı, ve İslam'dan bahsettiği, Kur'an'dan bahsettiği, insaniyetin en büyük meselesi, evet, olan Risale-i Nur'un tabiriyle, hı hı, bu ayetlerden de istifade edeceğiz biraz sonra inşallah. İnşallah, evet. Kur'an'da Ali İmran suresinde 93. ayette şöyle buyuruyor Estağfirullah. De ki, eğer sözünüzde doğru iseniz getirin Tevrat'ınızı okuyunuz. Ya. Yine Ali İmran suresi 61. ayette ise şöyle diyor. De ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım. Sonra dua edelim ki Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun gibi ayetlerle onlara meydan okuyup mütemadiyen onların başlarına vurduğu halde hiçbir Yahudi alim veya Hristiyan bir papaz onun bir yanlışını gösteremedi. Elhamdülillah. Eğer gösterseydi ne olurdu? Pek kesrette bulunan, çoklukta bulunan ve evet ya, pek kesrette bulunan ve pek çok inatlı ve hasetli olan kafirler ve münafık Yahudiler, hı hı, ve bütün inkar alemi, evet, her tarafta ilan edeceklerdi. Ufacık bir şey bulsalardı. Hem Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam demiş, ya yanlışımı bulunuz, evet, veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihad edeceğim. Evet. Burada tabii, nasıl cihad? Fikri bir cihad değil mi? Yani ya, gerek fikri, ay, gerek müdahale edersiniz. Çünkü bedeni. Evet, bedevilere karşı kılıç kullanılabilir. Evet. Yani peygamberimiz onlara meydan okuyor. Evet. Ya yanlışımı bulunuz, evet, veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihat edeceğim. Evet. Halbuki bunlar ne yaptılar? Harbi ve perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler, seçtiler. Demek yanlışını bulamadılar. Ki yanlışını, evet, bulamadılar. Bir yanlış bulunsaydı, evet, onlar kurtulurlardı. Ya. Evet. Şimdi bu Mehmet abi, İncil, İncil'den inşallah bir başlayalım biz. Hı hı. İncil'deki bu ayet-i kerimeden başlayalım inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili. Evet. Tamam. Varsa okuyacağım. Tabii orayı da şey yapalım. Şu kısa bir ikinci hüccetten, hı hı, de birazcık okuduktan, hı hı, sonra ondan sonra ayetler zaten birbirini takip ediyor. Onlar tamam, kolay. Tamam inşallah. Ama buradaki ölçü önemli. Yani o zamanda yaşamış olan Hristiyan alimler var. Yahudi alimler var. Hı-hı. Peygamberimizin vasıflarını kendi kitaplarında görerek iman edenler var. Tabii orayı onlar, mı okuyacağız? Tabii onlardan örnekler vereceğiz. Orayı mı okuyacağız şimdi? Evet, onlardan çok, çok örnekler vereceğiz. Ya şeker, evet, gibi giriyor bana orası. Evet. Ondan sonra yine rakamlarını vererek Tevrat, İncil ve Zebur'daki, hı-hı, ayetleri de dinleyenlerle paylaşacağız inşallah. Buyurun. Evet, ikinci hüccet ise şöyle. Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri, cümleleri, evet, Kur'an gibi i'cazlı olmadığından, i'caz mucizelik ifade eden şeyler. Yani insanın kendi gayretiyle ona ulaşamayacağı. İ'caz az sözde çok ifade etmek, çok manalar ifade etmek ama i'caz bir mucizelik. Evet. O da Kur'an'ın cümlelerine, ayetlerine has bir şey. Demek ki Tevrat, İncil ve Zebur'un öyle bir özelliği yok. İ'caz özelliği yok. O yüzden ne olmuş? Mütemadiyen tercüme üstüne olduğundan pek çok yabani kelimeler içine karıştı. Yani ister istemez tahrif oldu o kitaplar. Tabii ki tercüme. Hem tefsir edenlerin sözleri ve yanlış yorumları ayetleriyle karıştırıldı. Ya. Hem de bazı cahil ve haddini bilmezlerin ve bazı kötü niyetli garazkarların tahrifatı da ilave edildi. Şu surette o kitaplarda tahrifat, tahyirat, yani tahrifat tahrip etmek. Evet. Tahyirat da kelimeleri, cümleleri kelimeleri değiştirerek ya, manayı değiştirmek. Ya. Evet. O kitaplarda tahrifat ve tahyirat çoğaldı. Hatta onu ortaya çıkaranlardan birisi Şeyh Rahmetullahi Hindi, meşhur bir alim, Kitab-ı Mukaddes'in binler yerde tahrifatını papazlarına, yani papazlarına, Yahudi ve Hristiyan alimlerine ispat ederek susturmuş. İşte bu kadar tahrifatla beraber
Şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 114 delili Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın peygamberliğine dair haberleri çıkarmıştır. Şimdi, yani şu anki haliyle yani tahrif olmuş haliyle İncil'in, Tevrat'ın ve Zebur'un şu an tahrif edilmiş bozulmuş haliyle bile bu 100, haliyle evet, bile 114 tane işaret var şu an. Neye dair? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğine ve onun vasıflarına dair. 114 ayet var. Yani evet. Bugün ben Tevrat'a inanıyorum diyen insan o ayetlere bakıp da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olması lazım. Evet. Etmiyorsa Tevrat'a iman etmiyor anlamına gelir. Evet, evet, aynen. Açık konuşalım biraz yani. Evet. İncil de böyle, çünkü Zebur da böyle. Evet. Yani iman etmemek için ne yapıyorlar? Tevil yapıyorlar. Evet. İşte değiştirmek, tahrir dediğimiz, evet, yazık. O şeyler yapıyorlar. Evet. Risale-i Hamidiyesinde Hak Hüseyin-i Cisri Hazretleri, evet, 114 işareti Risale-i Hamidiyesinde yazmış. O Risale'yi de Manastırlı merhum İsmail Hakkı tecrüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder, görür. Çünkü 114 işaretin hepsini biz burada okuyacak değiliz. Tafsilatını oradan o kitabı temin edip istifade edebilirler. Hem pek çok Yahudi alimleri ve Hristiyan alimleri kabul ve tasdik ederek itiraf etmişler ki kitaplarımızda Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın evsafı, vasıfları yazılıdır. Bak bunu sıradan insanlar söylemiyor değil mi? Evet. Yahudi ve Hristiyan alimleri. Alimleri. Evet. En önde gidenleri. Evet. O değil işin mi? Bilim evet. adamları yani. O işin bilim adamları evet. demişler ki kitaplarımızda yani İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da ne var? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın evsafı, vasıfları vardır. Vasıfları vardır. Evet. Allah. Evet, gayrimüslim olarak en başta meşhur Rum meliklerinden, Rum krallarından Hirakl itiraf etmiş demiş ki, evet İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan haber veriyor. Hem yine Rum meliki Mukavkıs namında Mısır hakimi ve Yahudi alimlerinden en meşhurlarından İbn-i Suriya ve İbn-i Ahtab ve onun kardeşi Kab bin Esed ve Zübeyir bin Batıya gibi meşhur alimler ve reisler gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler, tasdik etmişler ki evet kitaplarımızda onun Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın efsafı vardır. Ondan yani, bahsediliyor. Yani bu insanlar Yahudi, Hristiyan ve Nasara alimleri bunlar. Alim yani bu, veya hükümdar. Hükümdar kendi dallarında yani o meslekler, meşreplerinde artık o akademi yapmış bilim adamları tarzında insanların bu kendi inandıkları kitapların içinden buldukları şeyler bunlar değil mi? Evet, evet. Yani sıradan insan söylese bunu böyle olduğunu hadi kale almamak lazım belki. Ama kendi dinlerinin zirvesindeki insanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var bizim kitabımızda. Evet. Diye itiraf evet. etmeleri, evet. izah etmeleri, o onların içlerinden gelen o imanlarının onları söyletmesidir o. Evet. Yani o kadar açık ki hatta, o kadar açık ifadeler var ki, bunları mesela burada bazı dediğim gibi hadiseler var. Görüyor kitaplarında, vasıflarını daha hiç görmeden kendisini iman edenler var. Yine Hristiyan alimlerinden meşhur. Meşhur. Buhayra-i Rahip. Hah. Evet. Rahip Buhara evet. diye biliniyor. Evet. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Şam tarafına amcasıyla gittiği vakit 12 yaşındaydı. Bakın daha 12 yaşında. Daha 12 yaşında. Evet. Yani o kadar vasıfları açık ki 12 yaşındayken fark edilebilecek kadar açık. 12 yaşından fark edebilecek kadar açık olmanın ilmini de iman ettiğim dediği İncil'den alıyor. Evet. Allahu Ekber. Evet. Evet, o Buhayra-i Rahip onun hatırı için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha 12 yaşındayken amcasıyla, kafileyle ticaret kervanı gittiği zaman bir bulut onun üzerinde gölge yapıyor. Sen kafilenin Allah üzerinde. Aleyhi ve sellem. Bunu da Buhayra-i Rahip görüyor. Evet. Onun hatırı için Kureyşlileri davet etmiş. Baktı ki kafileye gölge eden bir parça bulut daha kafile yerinde gölge ediyor. Demek aradığım adam orada kalmış. Sonra adam göndermiş, onu da getirmişler. Ebu Talib'e demiş. Amcasına? Evet. Ebu Talib'e demiş, sen dön Mekke'ye git. Yahudiler hasutturlar.
Yani bunun efsafı hasut haset ederler. Ya. Kindardırlar. Neden? Çünkü son peygamber bizden çıkacaktı. Evet. Çekemeyecekler. Kendi ırklarını üstün gördüklerinden. Çekemediler evet. de değil mi? Yahudiler hasuttırlar. Hı. Bunun efsafı Tevrat'ta yazılıdır. Hıyanet ederler. Ha, bak şimdi bu Rahip Buhara demek hı. Tevrat'tan da haberdar. Hem çok ayrıntılı bir şekilde. Hı hı. Allah Allah. Ne hem, güzel şeyler açılıyor. Habeş meleki yani Habeş kralı hı hı. Necaşi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın efsafını kitaplarında gördüğü için iman etmiş. Elhamdülillah. Ve çok manidardır. Vefatından sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun cenazesini gıyaben kılmış. Bitti o zaman. Acayip bir şey. Ya. Ya. Allahümme salli aleyhi. Hem yine Dagatır isminde meşhur bir Hristiyan alim efsafını görmüş Peygamberimizin kendi kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam'ın efsafını vasıflarını görmüş iman etmiş. Sonra gidip Rumların içinde ilan etmiş imanını ve şehit edilmiş. Allah Allah. Evet ve şehit edilmiş. Allah Resulü'nü görmeden daha. Tabii tabii yani ya. Vasıflarını gördükten yani. Sonra. Yine bunun gibi Selman-ı Farisi. O da önceden Hristiyan idi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın efsafını gördükten sonra onu arıyordu. Ya. Evet. Yani bunun gibi bütün alimler... Biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın efsafını kitaplarımızda gördük. Onun için imana geldik diye. Yani böyle. Diğer üç, bu sözün özeti şu mu? Evet. Diğer üç büyük semavi dinin evet. en büyük alimleri. Evet, o zamanki alimler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfları bizim şimdiki iman ettiğimiz evet. kitapta mevcuttur. Biz onlara iman ediyoruz diyorlar. Evet, aynen. Allahu Ekber. Şimdi asıl işin püf noktası olan ayetlerin. İzharına gelelim. Yine Tevrat'ta, ilk önce Tevrat'tan başlayalım. Zebur'da ve İncil'deki ayetleri okuyacağız. Tevrat ve Zebur'dan evet. En önemlilerinden birer tane. Ondan sonra İncil'den 3 tane okuyalım. Evet, en önemlilerinden okuyacağız zaten. Hı-hı. Daha doğrusu hepimizin çok rahat anlayacağı, birazcık daha düşünmeden anlayabileceğimiz yani. Çok ince, evet, çok ince ince düşünmeden anlayabileceğimiz ayetler bunlar. Tevrat'ta yasanın tekrarı bölümünde 33. bapta. Bir daha söylerim adresi. Yasanın tekrarı kısmı. Yasanın tekrarın bölümü 33. bap. Tevrat 33. bapta. Evet, evet. Yasanın tekrarı evet. 33. bap 2. ayet. Hı hı. Şöyle. Rab Sina dağından geldi. Evet. Halkına Sair'den doğdu. Evet. Ve Paran dağında parladı. Şimdi burası önemli. Sina dağından geldi. Sina dağı neresi? Tur-u Sina yani evet. Tevrat'ın geldiği yer. Evet. Ve halkına Sair'den doğdu. Sair neresi? Celiliye kenti yani Hazreti İsa'nın doğduğu Nasara kentine verilen isim. Şam'ın dağlarına verilen isim. Allah Allah. Evet. Oradan da İncil-i Şerif geldi. Evet. Ve diyor ki Paran'da parladı. Ha demek ki Paran gibi bir yer var. Paran diye bir yer evet. var. Oradan da parlayacak bir şey. Peki Paran nerede? Ha Paran neresi? Yine hemen uzağa gitmiyoruz. Tevrat'a bakıyoruz. Yaratılış 21. bab. Evet, Yaratılış 21. bab. 19. 20. ve 21. ayetler şöyle. Hangi kitaba ait bu? Tevrat. Tevrat'a ait. Evet, Yaratılış 21. bab. Evet. 19. 20 ve 21. ayetler. Çok burada güzel. Da Hazreti İsmail ve Hazreti Hacer'den bahsediyor. Şimdi bu paranı atladık mı Mehmet abi? Atlamadık, orayı anlatıyoruz. Orası paranın değil. Neresi olduğunu bakacağız şimdi. Allah razı olsun. O kitaplardan. Çok güzel. Farklı bir kaynak değil. Çok güzel. Evet. 19. Yaratılış 21. bab 19. ayette şöyle diyor. Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı. Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu. Oğluna içirdi. Hı-hı. 20. ayet şöyle. Çocuk, İsmail Aleyhisselam yani. Büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. 21. ayette şöyle, Paran çölünde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı. Bak, Tevrat şimdi ne dedi? Paran'ın Hazreti İsmail ve Hacer'in yaşadığı yer olarak bize bildirdi. Bildirdi, evet. Bütün tarih kaynakları, bilgileri de oranın Mekke'den başka bir yer olmadığını bize gösteriyor. Ya. Ve Mekke'den de Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'dan başka bir şey parlamamış. Ey Faran dağlarında açan sevgili. Aynen. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed Mustafa. Evet. Sina dağından Tevrat geldi. Evet, bu çok önemli. Bu evet. diziliş. Allah evet. Allah. Sair'den İncil-i Şerif geldi. Evet.
Paran'dan da Kur'an ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. Burada Paran'ın neresi olduğunu yine Tevrat söylüyor. İsmail ve Hacer'in yaşadığı yer yaşadığı olarak. Yer. Evet. Bütün tarih kitapları da İsmail ve Hacer'in yaşadığı yerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zuhur evet. ettiği yerde evet, evet. kesiştiğini. Evet. Dolayısıyla bu hani üç yer söyledi ya. Hani hı hı. Sina, öbürü neydi abi? Sair. Sair. Ve Paran. Evet. Dolayısıyla Tevrat Sina'da. Çünkü Tur-i Sina, evet, Tur-i Sina. Musa Aleyhisselam Rabbimizin kelam ismine muhatap. Evet. Tur Dağı'nda, Tur-i Sina'nda. Evet. Orada konuşmuş Rabbimizle Celle Celaluhu. Evet. Ondan sonra efendim Sair'de Hazreti İsa'nın doğduğu İsa yer Aleyhisselam'ın ve doğduğu İncil'in. Dolayısıyla bu da Tevrat biz kendinden sonraki İsa'dan da bahsetmiş evet, oluyor. Evet. Ve semavi kitapların sırasından da bahsetmiş oluyor Tevrat. Evet, Allah evet. Allah. Neler açılıyor değil aslında mi? Aslında bu manayı böyle kitap fuarında yaşadığım bir hadise vardı. Onunla böyle pekiştirmek isterdim ama okuyacağımız çok şey var. Onu daha sonraya bırakalım. Ben de evet. konuşmadan duramıyorum Mehmet abi. Evet, şimdi benim de bu evet. Hani bir papaz bir arkadaşla yaşadığım böyle şeyler evet. vardı. Onları evet, evet. paylaşmadan duramıyorum ama biz susalım hakikatler evet. konusunda. Aynen. Kitabi olalım. Kitabi Allah razı olsun. Evet kitaplar evet. konuşsun. Yine yasanın tekrarı Tevrat'ta. Yasanın tekrarı 18. bab 18. ayet. Evet. Şöyle. Bu hangi kitap? Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat. Tevrat mı bu? Tevrat'ta. Bu Tevrat'tan sonra ayetimiz olsun. Evet. İncil'e geçelim inşallah. Ondan sonra zaten İncil'e geçiyoruz. Evet. Yasanın tekrarı, yani dinleyiciler bunları kaydedebilirler. Hı-hı. Yasanın tekrarı 18. Hani bab. Biz sure diyoruz ya. Onlar evet. da yasanın tekrarı diyorlar. Yani hani surenin ismi mesela Ali İmran dediğimiz gibi orada yasanın tekrarı diyor. Ali İmran suresi dediğimiz gibi onlar evet. yasanın tekrarı suresi gibi. Gibi evet. 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 18. bab, 18. ayet şöyle. Onlara, Musa Aleyhisselam'a hitaben Cenab-ı Hakk'ın söylediği bir ayet bak bu. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Burası çok mühim abi, evet. burası çok mühim. Sözlerimi onun ağzından işiteceksin. Allah Allah. Yani vahiyle konuşacak. Kim konuşuyor burada? Cenab-ı Hakk, yani şeyde Tevrat'ta geçen ayet evet. bu. Musa Aleyhisselam'a hitaben evet, söylenen şey. Musa Aleyhisselam. Evet. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksin. Evet. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Ve yine yasanın tekrarı 34. bapta şu var. 10. ayette. O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. Şimdi burası çok önemli. Birincisi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber. İkincisi Musa Aleyhisselam gibi bir peygamber. Burada şimdi iki işaret var değil mi? Burada çok önemli olan bu yani. Rabbin ile yüz yüze görüşmek Miraç'ın tek sahibi peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aynen. Bakın Miraç'ı bile ifade ediyor. Evet Miraç'tan haber veriyor Tevrat. Evet. Allah şurası Allah. Çok önemli. Şurayı bahsedelim. Evet. Hani senin gibi bir peygamber diyor Musa Aleyhisselam. Onu biraz anlayalım demek ki, Mehmet abi. Demek ki sonradan gelecek olan peygamberin Musa Aleyhisselam'a benzer çok yönleri olacak. Peki semavi kitaplarda bulabiliyoruz muyuz Efendimiz Aleyhisselatü tabii, Vesselam'la tabii. Musa Aleyhisselam'ın benzerliklerini? Evet burada ben böyle notlar olarak almıştım. Çok onları güzel. Da inşallah paylaşayım. Çok güzel. Peki Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen bir peygamber İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a benzer mi? Benzemez. Benzemez. Evet burada 12 yerde benzemeyen yönünü gördüm. Evet. Şunlar mesela Musa Aleyhisselam bir peygamber. Bunu peygamber olarak kabul ediliyor. Hı-hı. Herkes. Hı-hı. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Tamam. Fakat Hristiyanların inanışına göre Hazreti İsa Aleyhisselam Tanrı'nın oğlu. Burada benzemeyen en büyük mesele. Yani. Tabii bu özelliğiyle hiçbir peygambere benzemez. Zaten Tanrı diye literatürümüzde evet. bir şey yok. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam'a bir şeriat verildi. Hı-hı. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam'a bir şeriat verilmedi. Benzemeyen en bariz ikinci evet, yönü. Evet. Yani Hazreti Musa'nın şeriatıyla amel etti. Yine başka bir benzemeyen yönü. Hazreti Musa Aleyhisselam İsrail'in ulusal önderiydi ve kavmi içinde itaat edilen ve sözü geçen bir reisti. Aynı zamanda bir devlet evet, başkanıydı. Tabii yani. ki. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam ise yaşadığı zaman içerisinde hiçbir zaman İsrail'in önderi olmadı. İtaat edilen ve sözü geçen bir reis de değildi. Yine aynı şekilde burası da çok önemli. Hazreti Musa Aleyhisselam babasız dünyaya gelmedi. Bir babası vardı. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam
Cenab-ı Hak kudretini göstermek için babasız dünyaya getirdi. Ya Meryem validemiz. Ya. Ya bunun gibi çok şey var. Uzamasın diye. Benzemeyen yönü çok. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a benzeyen bariz birkaç yönü yine semavi kitaplardan öğrenelim. Evet, onlara bakalım. Benzeyen yönlerinden birisi şu. Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın her ikisine de şeriat verildi. Bir. En büyük ortak özellik. Her ikisi de askeri lider ve kendi ümmetleriyle diğer uluslara manevi rehberdi. Elhamdülillah. Yine ikinci benzeyen yönü, Hazreti Musa Aleyhisselam ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başlangıçta, ilk peygamberliklerini ilan ettiklerinde, kendi halkları tarafından reddedildiler. Evet. Ve göç etmek zorunda kaldılar. Çok büyük ortak özellik. Evet. Elhamdülillah. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar dönüp halklarının din ve devlet başkanları oldular. Onlarda da demek ki hicret, ikisinde de hicret var. De var. Tabii. Hicret var. Sonra şimdi, tekrar hicret ettikleri geriye dönüş ve dönüşte devletin başkanları olmaları var. Evet. Ne kadar büyük benzerlikler. İşte orada Musa Aleyhisselam'ı Allahü Teala'nın Musa'ya benzeyen bir peygamber göndereceğim. Demek ki Musa'ya benzeyen peygamber Musa'dan sonraki peygamber değil. Evet. İsa'dan sonraki yani Musa'ya benzemeyen İsa'dan sonraki peygamber. Musa'ya benzeyen peygamberimiz. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine benzeyen bir yönünü şöyle ifade edeyim. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam İsrail oğulları ile Mısır'dan vaat edilmiş topraklara göç etmek zorunda kaldı. Firavun ordusu ile onları öldürmek için peşlerine düştü. Fakat Allah'ın yardımıyla kurtuldular. Aynı benzerlik şurada var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da kendine iman edenlerle Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldı. Evet. Kafirler onu ve ashabını öldürmek için peşine düştüler. Fakat Allah'ın yardımıyla onlar da kurtuldular. Benzerliklere bak. Allah Allah. Aynı şekilde Hazreti Musa Aleyhisselam babasız doğmadı. Onun şeceresi şöyle. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın oğlu Yakup. Yakup'un oğlu Levi, Levi'nin oğlu Kohat, Kohat'ın oğlu Ammar, Ammar'ın oğlu Hazreti Musa. Aleyhisselam. Evet, Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçelim mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da babasız dünyaya gelmedi. Hı-hı. Onun siyeri ise şöyle, yani kardeşleri diyor ya, birisi İshak, diğeri İsmail, iki kardeş. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın, evet, İbrahim Aleyhisselam'ın Sara hanımından İshak Aleyhisselam, Hacer hanımından da İsmail Aleyhisselam. Bunlar ya, iki kardeş. Evet. Yine Hazreti Muhammed Aleyhisselam babasız doğmamıştır. Onun siyeri şöyle. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın oğlu Kedar. Kedar'ın oğlu Adnan. Adnan'ın oğlu Mead. Mead'ın oğlu Zırar. Zırar'ın oğlu Mudar. Mudar'ın oğlu İlyas. İlyas'ın oğlu Müdrike. Müdrike'nin oğlu Hüzeyme, Hüzeyme'nin oğlu Kinane, Kinane'nin oğlu Nazır, Nazır'ın oğlu Malik, Malik'in oğlu Fihr, Fihr'in oğlu Galip, Galip'in oğlu Lüey, Lüey'in oğlu Mürekkeab, Mürekkeab'ın oğlu Hekim, Hekim'in oğlu Kusey, Kusey'in oğlu Abdümenaf, Abdümenaf'ın oğlu Haşim, Haşim'in oğlu Abdülmuttalip, Abdülmuttalip'in oğlu Abdullah, Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Abi gelelim İncil'e şimdi. Şurayı da söyleyeyim. Burası da çok güzel. Tamam. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir süt annesi vardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bir süt annesi var. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam çobanlık yapmış. Hazreti Musa, yani Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çobanlık yapmıştı. Ve bunun gibi çok 35 tane benzer yönü var. Dolayısıyla Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kitabı olan Tevrat, Tevrat'ta Rabbimizin Celle Celaluhu buyurduğu, Musa'ya benzeyen bir peygamber göndereceğim. Evet. Halbuki Musa'dan Aleyhisselam'dan sonra İsa Aleyhisselam geliyor. Ama o benzemiyor. Ondan hemen sonraki gelen İsa Aleyhisselam'da Hazreti Musa'ya benzeyen hiçbir benzerlik yok. Evet. Peygamberlik haricinde. Allah Allah. Ama ondan sonraki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da benzeyen yönlerini okuduk. En bariz 35 tanesi var. Evet, 35 tane benzeyen Allah yönü Allah var. Bizim teşhis ettiğimiz, bizim belki daha da etmediklerimiz var. En barizinde. Yine o ayeti tekrar edelim. Yasanın tekrarı 18. bapta. Evet. 18. ayet. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Evet. Sözlerimi onun ağzından işiteceksin. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Ve 10. ayette şöyle.
O günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. İşte. Evet. Yani orada Tevrat, hı hı, Tevrat ta Miraç'a kadar haber veriyor burada. Evet. Aynı anda. Şimdi İncil'e geçiyoruz. Şimdi evet, İncil'e geçiyoruz. İncil'deki o bariz evet, ayetlere geçelim. Evet. Yuhanna İncil'inin 14. babında 16. ayet şöyle. Bir daha söyleyelim adresini. Yuhanna İncil'i 14. bab 16. ayet şöyle. Evet. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye başka bir tesellici, gerçeğin ruhunu verecek. Yani son peygamber. Evet. Sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye hak ruhunu verecek. 26. ayet. Rabbin gönderdiği tesellici kutsal ruh size her şeyi öğretecek ve size söylediğim bütün şeyleri hatırınıza getirecek. Biz İsa Aleyhisselam'ı Kur'an'dan öğrendik. Evet. Evet. Yine 30. ayet şöyle. Artık sizinle çok konuşmayacağım. En meşhurlarından evet, bir tanesi değil mi bu? Artık sizinle çok konuşmayacağım. Kim diyor burada? Çünkü İsa Aleyhisselam havarilerine söylüyor değil mi? Evet. Artık sizinle çok İncil'de konuşmayacağım. İncil'de geçen ayet bu. Yani benim konuşma vaktim bitti. Evet. Artık sizinle çok konuşmayacağım evet, çünkü bu dünyanın, bu alemin reisi geliyor evet, ve bende onun hiçbir nesnesi, özelliği yoktur. Evet. Yine Yuhanna İncil'in 1. babında Peygamber Efendimizin büyüklüğünü ifade eden, yani sonradan gelecek peygamberin büyüklüğünü ifade eden şöyle ayet var. 27. ayet. O ki benden sonra gelecek, benden evvel yaratılmıştı. Allahu Ekber. Ben onun çarığının bağını çözmeye bile layık değilim. Estağfurullah. Yani İsa Aleyhisselam bunu söylüyor. O benden sonra gelecek ama benden önce yaratılmıştı diyor. Bir de orada İsa Aleyhisselam diyor ki, ano ismine kadar veriyor ya, Feraklit evet, diyor. Evet, işte o tesellici. Oraya gelecek misin evet, yoksa? Evet, oraya geldim. Tam evet, oraya geldim. Tevafuk oldu. Evet, Yuhanna'nın, Yuhanna İncil'inin 15. bab 26. ayet şöyle. Rabbin size göndereceği tesellici, Rab'dan çıkan yani hak ruhu geldiği zaman benim hakkımda şahadet edecektir. Yine aynı Yuhanna'nın 16. babında şöyle söylüyor. Ama sizi gerçeği söylüyorum, size gerçeği evet, söylüyorum. Benim gitmem sizin için yararlıdır. Evet. Çünkü gitmezsem tesellici size gelmez. Tesellici. Bak, Feraklit bak, gelmez. Kendinden sonra hep birinin geleceğini. Zaten İncil'in anlamı müjde demek. Bir de yani kendinden sonra hep birinin, bak artık gidiyorum, sizinle çok söyleşmeyeceğim, ben gitmezsem tesellici gelmez evet, gibi kendinden sonra kendinden daha büyük birinin geleceğine haber ve veriyor. Kendi, bak gelenin ne yapacağını da söylüyor. 8. Evet, ayet yine Yuhanna'nın 16. babında şöyle. Evet. Ve o gelince dünyayı günah hakkında, salah hakkında ve yargı adalet hakkında suçlu olduğuna ikna edecektir. Yani adalet sistemini komple değiştiriyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Yine 11. ayet şöyle. Ve yargı hüküm hakkında, çünkü bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir. İşte tam da burada Mehmet abi. Evet. Ben şeye dedim ki papaz arkadaşa dedim ki şimdi İsa Aleyhisselam burada kendinin son olmadığına işaret ediyor. Ben gidiyorum. Ta bu alemin reisi gelsin. Veya ben gitmeyince size tesellici gelmez buyuruyor. Şimdi kendinin son olmadığını söylüyor burada İsa Aleyhisselam. Evet. Ve bu alemin reisi, orada okuduk beraber, o oradaki İncil'de alemin egemeni yazıyor. Fark etmez. Reis, egemen, kavramlar aynı. İşte yabancı kelimeler girmiş diyor ya Bediüzzaman Hazretleri. Biz egemen ve reis üzerinde fazla durmadık. Evet. Durmadık. Bu alemin reisi gelsin. Dedik Feraklit gelsin. Süryanice Feraklit ne demek olduğunu biliyorsun. Bende 3 tane İncil var. Evet. Üçünde de ayrı ayrı yazıyor. Birinde egemen yazıyor. Birinde reis yazıyor. Birinde başkan yazıyor. Başkan yazıyor. Yani yabancı kelimeler lider, girmiş. Lider diyelim. Yani hadi kabul ettik diyelim. Evet. Lider diyelim. Yani böyle bir reis diyelim böyle yani. Hı hı. Şimdi orada dedi ki yani bak İsa Aleyhisselam kendinin son olmadığını söyleyince 1400 yıl dinler tarihine baktığımızda hiçbir din arasında 700 yıldan fazla yok. Evet. Şimdi İsa Aleyhisselam kendinden sonra birinin geleceğini söylüyor. Hı hı. Bir peygamberin. Değil evet, mi? Ben onun evet, ayakkabısının bağını bağlayamam diyor. Layık ve, değilim diyor. Diyor, evet, diyor kendinden sonra bir peygamber geleceğinin müjdesini veriyor. Peki o peygamber 1400 yıldır hala gelmemiş ise dinler tarihindeki Allah-u Teala'nın gönderdiği 5'er 6'şar 700'er yıl arasındaki o dizilişine ters olmaz mı? Yani. Başka bir ayete geçelim. Şöyle diyor. Yuhanna İncil'in 16. babı
13. ayet şöyle: "Ama o hak ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecektir. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak ama her ne işitse söyleyecek." Yani vahiy ile konuşacak Cebrail'den. Kur'an'ı kendi Allah'a göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne buyuruyor? O kendinden bir şey söylemez buyuruyor. Evet. İn huve illa vahyun yuha değil mi? Abi. Evet. Yani vahiy ile konuşacağını ifade ediyor. Evet. Cebrail'den duyduğunu, işittiğini söyleyecek. Resulullah, çünkü o kendiliğinden konuşmayacak. Resulullah'ın vasıflarını anlatıyor. Evet. Ama her ne işitse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecek. Bildirmedi mi? Evet, ölüm ötesinde kıyameti, ahireti bize hep bildirdi. Birçok dünyevi gelecek şeyleri de bildirmedi mi daha, dünyadaki gelecekleri? Tabii ki o mucizelerinden de var. Fakat en önemlisi insanın öldükten sonraki merakını gidermek. Tabii. Çünkü bütün insanlık ben neyim, neciyim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu suallerin cevabını aramış. Ve bunlara en ikna edici, en tatmin edici cevabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın nuruyla vermiş. Yine Mihail peygamberin Mika bölümünde, yani Miha bölümünde, Zebur'da bu. Hı-hı. Bu Zebur'a geçtik şimdi. Evet. Evet, Zebur'da. 4. bab 1. ve 2. ayetleri şöyle: "Ahir zamanda bir ümmete merhume kaim olup orada Hakk'a ibadet etmek üzere mübarek bir dağı ihtiyar ederler, seçerler. Ve her iklimden oraya birçok halk toplanır. Bir tek Rabb'e ibadet ederler. Ona şirk etmezler." Abi, daha ne desin? İşte bak şurayı ifade edelim. Şu ayet çok açık bir surette en mübarek dağ olan Arafat Dağı'nı. Daha ne desin? Ve oraya her iklimden gelen insanların, hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmeti merhuma namıyla aleme şöhret salmış olan ümmeti Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam ne yapıyor bize? Tarif ediyor. Allah-u Teala son nefeste ümmeti Muhammed olmayı ihsan etsin bize. Yine Eşiya peygamberin Zebur'da, Eşiya peygamberin Eşiya bölümünde, Yaşaya diye şimdiki değiştirdikleri ismiyle, evet, 42. babda 1, 4 ve 9. ayetler şöyle: "Hak Subhanahu ahir zamanda kendisinin memnun olduğu kulunu bağs edecek. Ona Ruhul Emin Cibril'i yollayıp dini ilahisini ona talim ettirecek. Ve o dahi Cibril'in talim ettiğini nasa, insanlara talim edecek. Ve beynen nas hak ile hükmedecek. O bir nurdur. Halkı zulümattan çıkaracaktır. Elhamdülillah. Rabbin bana kablel vuku, yani vukuundan evvel bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum." Bildiriyorum. İşte şu ayette gayet açık bir surette ahir zaman peygamberi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapıyor? Efsafını bize beyan ediyor. 72. babda. Zebur'dan bir ayet. Evet, bu da Zebur'dan. Evet. 72. babda 8, 10, 11, 15 ve 17. ayetler şöyle: "Bahirden bahire malik ve nehirlerden arzın makta ve müntahasına kadar malik ola. Ve kendisine Yemen ve Cezayir müluku hediyeler götüreler. Ve padişahlar ona secde ve inkiyat edeler. Ve her vakit ona salat ve her gün kendisine bereketle dua oluna." Her vakit ona salat ve bereketle ona dua oluna. Ya. "Ve envarı, onun nuru Medine'den münevver ola, Medine'den yayıla. Ve zikri ebedül abad devam ede." Ama bunu artık bu kadar onun açık. İsmi, bak burası çok önemli. "Onun ismi Şems'in vücudundan evvel mevcuttur." Yani güneş daha yaratılmadan onun ismi mevcuttur. "Onun adı güneş durdukça münteşir ola." İşte bu ayet, şu ayet pek aşikar bir tarzda Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam'ı tavsif eder. Evet. Acaba Davud Aleyhisselam'dan sonra Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dan başka hangi peygamber gelmiş ki doğudan batıya kadar dini neşretmiş ve hükümdarları cizyeye bağlamış ve padişahlarını kendine secde eder gibi itaat altına almış ve her gün insanların beşten birisinin salavat ve dualarını kendine kazanmış. Bakın. Ve nuru bir Medine'den, nuru Medine'den parlamış. Kim var? Kim var? Kim gösterilebilir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var. Evet. Allah Allah. Şimdi mezmumlarda daha şey yapıyor, "Sen insanların en güzelisin, lütuf saçılmış dudaklarına" diye böyle çok güzel medhiyeleri. Zaten mezmumlar, yani zebur birazcık daha böyle şiirsel ve dua gibi. Evet. İnsanların, özellikle kardeşlerimizin, Müslümanların kuvve-i imaniyelerine, maneviyelerine bir parça böyle bir tuğla daha koyulmasına
bir haç daha koyulmasına, bir metin kal'a içine girmesine vesile olmuşsak, Allah-u Teala hamdü senalar olsun.